Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün Verus, Emlak Konut, İntem, Beyaz ve Burva hisselerini analiz edeceğiz. Verus'un haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi Verus'u arkadaşlar pandemi dibinden bakıyoruz genelde hisselere geniş grafikte. 15 liralardaydı Mart ayında. 15 liralardan 75 liralara kadar tırmanan bir görüntüsü var. Şöyle geçmiş grafiğine baktığımızda herhangi bir manipülasyon vesairesi yok. Yoluna devam eden bir görünüm var. Şimdi yükselen regresyon kanalı içinde hareket ederken şu 57 TL bölgesi zaten teknik olarak alım bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Hani teknik alım yapanlar için zaten şu diplerde yakalayıp alan kişiler çok var ortalamaları kesişimini takip edip. Teknik olarak şurası da bir alım bölgesi aslında. Şimdi sert satış yediğini görüyoruz yukarıdan. Şöyle ortalamalarını takip ettiğimizde 5 haftalık desteğini mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Çünkü bir satıcılı bir mum, uzun bir mum. Bu sebeple mutlaka 62-60 seviyesini referans almak gerekiyor. Bu 5 haftalık destek seviyesidir. 62-60'ın aşağı kırılması senaryosunda hem yükselen kanal desteği hem de 9 haftalık desteğimiz aynı seviyede. Yani 58 TL bizim için taş gibi bir destek konumunda duruyor. Bu Verus hissesi için. Eğer ki bu seviyeyi kırarsa, 62-80'leri kırarsa 58'i takip etmekte fayda var. İsteyen kişiler de kendi stratejisine göre yatırımlarına yön verebilirler. Günlük periyotta bakalım. Günlük periyotta EMA 21'e temas etmek ister gibi bir görüntüsü var. O da 62-40'lı seviyelerde. Yani inse en fazla 62-40'lara kadar temas etmek isteyip tekrardan tepki vermesi lazım. Ama 62-40'ların hani kırılması biraz problem olabilir bu hissede. Hani yükselen kanal desteği de var ama isteyen kişiler ona göre kararlarını verebilirler. Haftalıkta Ichimoku'sarla bir takip edelim tekniğini. Şimdi Ichimoku'sarın tekniğinde bir problem yok. Tenkan-sen ve Kijun-sen üzerindeyiz. Parabolik sarımız onaylı. Ortalamaların üzerinde, bulutun üzerinde herhangi bir problem söz konusu değil. Tenkan-sen desteğimiz mavi ortalamamız 9 barlık. Yükselen kanalın desteğinde bulunuyor. Bu sebeple geri dönüşlerde söylediğim seviyeleri referans almak mantıklı olacaktır. King Kong'a baktığımızda King Kong göz bebeğimiz orta uzun vadede 100 güldüren bir indikatör. 23 TL'den buy sinyalini veriyor. Bunu takip edenler 23 TL'den aldığı takdirde 75'lere kadar tırmanan görüntüsü var zaten. Virüsün durumu bu şekilde arkadaşlar. Destekleri takip etmeniz lazım. Eğer bir tur daha götüreceklerse yukarı endekse uyacaksa, endekse birlikte yükselirse tekrardan bir atak yapma imkanı var ama destekleri kırmaması gerekiyor dediğim gibi. Şimdi emlak konutta ne var? Emlak konuttaki olayı size göstermek için EMA 50'yi de açmak istiyorum çünkü şimdi geniş grafiğine baktığımızda emlak konutun zaten tamamlaması gereken bir 3-15'li seviyelerde bir çanak şeyi var. Hani orta uzun vadede bunu tamamlaması gerekiyor. Emlak konut arkadaşlar şu seviyede bir silver cross yani EMA 21'in 50'yi yukarıya kesme kesişimi dediğimiz şu seviyede yani 1.5'lu seviyelerde silver cross yaptıktan sonra görüyorsunuz 2.50'ye kadar tırmanıyor. Şimdi şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar golden cross yani altın kesişimi EMA 50'nin EMA 200'ü yukarıya kestiğini görüyoruz. Bakın daha yeni. Hani yeni kesmiş şu golden cross vermiş. Büyük ihtimalle şurada bir silkeleme hareketi yaptıracaklar. Yani haftalıkta EMA 21'e kadar değdirme ihtimalleri var. 2.20 seviyeleri. Şu 2.20 seviyesi teknik olarak söylüyorum. Ciddi bir alım seviyesidir. Bu hisse 2.20'lere kadar temas ederse zaten buradan alırlar. Buradan artık hedefini ben göremiyorum emlak konutun. Bir de Kanal İstanbul'la ilgili projelerde emlak konutun adı geçiyor. Öyle bir haber de piyasaya düşerse alana Allah bereket versin diyelim.
Emlak konutun görüntüsü bu şekilde. Şu an EMA 21'e temas etme çabası var. Günlükte de yine teknik hareketlerine devam ediyor. EMA 100'den 3 almış. Yoluna devam ediyor, gözüküyor. Herhangi bir problem görmedim açıkçası. Bir de iç moksarla bakalım. Ten kanser aşağı kırılmış ama 26 barlık ortalamamız duruyor. Parabolik sarımız da onaylı. Bulutun zaten üzerindeyiz. Teknik olarak bir problem görmedim. 2.42'lerin, 2.43'lerin üzerine kendini attığı zaman emlak konutta kendine gelecektir diye düşünüyorum. Şu yabancıların satış baskısı, endeksin düşüşüyle bu da kendini hani saldı biraz. Bunlar teknik harekettir. Panikleyecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. Borsa her zaman yükselecek diye bir durum yok. İner çıkar ama yatırımlarını disiplinli bir şekilde tutanlar her zaman finalde kazanır arkadaşlar. Durumu bu şekilde. Şimdi Intem'de ne var? Intem'de şu 20 liralardan 70-80 liralara tırmanışta özel durum açıklaması yoktur diye bir firma bir açıklama yapmıştı SPK'ya. Hani sebebi yok diye. Intem'in bir de birleşme durumu vardı. Mutfak eşyaları vesaire birkaç şirketi var. İşte birleşme kararları açıklandı falan. Bir şekilde pandemi düşüşlerinde 10 liradan 80 lira tırmandırdılar. Kazanan güzel kazandı. Ama grafiği okuduğumuzda bir gökdelen formasyonunun oluşması sebebiyle her zaman için dediğim gibi ortalamalara sert düzeltmeler olur. Her hissede Sasa'da da oldu. Bu hissede de sert düzeltme oluyor. Şimdi takip etmemiz gereken seviye EMA 5 zaten kırılmış arkadaşlar, haftalıkta sert kırılmış. EMA 9 da kırılmış. Şimdi takip edilmesi gereken seviye, yani teknik tepki vermesi gereken seviye EMA 21'dir. 40 TL'ye kadar indireceklerse bu hisseyi, burası tepki seviyesidir, 40 TL seviyesi. Ama hani burayı da sert kırarsa zaten hani durumu bayağı kötü gözüküyor. Şurada bir de trend desteği de var yükselen, geçmişten gelen. Hani bunun da zaten destek olması beklenir. Dediğim gibi 40 TL seviyeleri önemli. Oralara kadar indirmeyip yatayda da bir formasyona yatabilirler. Bu şekilde sert düşen, mal dağıtılan hisselerde şöyle bir genelde formasyon dönemi olur. Bu dönemin uzunluğu kimisinde 6 ay, kimisinde 1 yıl olur. Sonra tekrar yukarıya atak yapma çabaları gerçekleştirir. Ama bazı hisselerde de söylüyorum sürekli, hani Merit'te vesaire de Yaprak'ta şöyle düşüp çok bekletmeden yukarı tekrar atak yaptırıyorlar. Bu da alıcının gelmemesi, yukarıdan alıcı gelmesini bekliyor. Yani operasyonu yapan kişiler. Bu tarzda hareketler olağan hareketler olabiliyor. Her harekete açık olmanız lazım. Destek seviyelerini takip etmenizde fayda var. Günlük grafikte baktığımızda teknik stop seviyesi EMA 5'in günlükte 21'i aşağı kestiği 61 TL seviyesidir. Çünkü siyah ortalamanın kırmızıyı aşağı kesişimi bir sat sinyalidir günlük periyotta takip edenler için. Biliyorsunuz hisseyi böyle birkaç hafta elinde tutmak isteyen arkadaşlar günlük periyoda göre işlem yapar. Alırken de günlük periyot verisine göre alır. Satarken de günlük periyottaki negatifliğe göre satar. Bakın burası günlük periyotta şu an. Alım seviyesi neresi? Şu seviye 19 TL değil mi? Siyahın kırmızıyı yukarı kesmesi. Ne zaman satıyorsun? 61'de. Niye? Siyah kırmızıyı aşağı kesmiş. Aslında disiplinli bir şekilde arkadaşlar uyanlar için teknik analiz oldukça basittir. Ama en önemlisi disiplindir. Yani indikatör disiplinine uymanız gerekiyor mutlaka. Şimdi Intem'in durumunu söyledim. Umarım bir tepki çıkışı yapar ama yatayda süreç geçirme ihtimali de yüksek. King Kong bize buy sinyalini nereden veriyor? King Kong şu seviyede 10 liradan aldırıyor. 10 liradan 80 lira gayet iyi. İçimoksar tekniğinde zaten hani parabolik sar yukarıda yanmış. Durum teknik olarak Kijun Sen'de aşağıya kırma eğiliminde. Burada tutmuş gözüküyor. Yani 48.80'in bari üzerinde kalsın diye düşünüyoruz. Umarım kalır üzerinde. Yukarıya doğru bir tepki verir. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın beyazda da şöyle bir durum vardı. Beyazda silver cross oldu, sonra golden cross oldu. Şurayı görüyorsunuz. EMA 21'in 50'yi yukarıya kestiği yer. Tam şu kesişim. Şu kesişimde 4 liradan hisse
14'lere kadar tırmandı. Tırmandıktan sonra şurada bir Golden Cross oldu arkadaşlar. Golden Cross'tan sonra şurada zaten bir flama görüntüsü vardı gördüğünüz gibi. Bu flamayı yukarıya kırarsa tekrardan sapı kadar gitme potansiyeli olduğundan bahsettik. Sapı kadar da gitti. 19 TL'ye kadar çıktı. Ondan sonra artık satış yedi. Şu an şu seviyede, yani şu eski, yani eski çıktığı direnç seviyesi şu an destek olarak çalışıyor gözüküyor. Burayı kırmazsa, tekrar yukarıya doğru şöyle oyalanırsa olumlu olarak konuşacağız. Ama haftalık MA5 kırdığı için şu an takip etmemiz gereken seviye 9 haftalık destek seviyemiz. Şu seviyeyi kırmaması gerekiyor. Bakın 14-15'li seviyeler kritik seviyelerdir. 14-15'i aşağı kırarsa 11-80'lere kadar, yani MA21'e kadar indirme potansiyelleri olabilir. Şu seviyeyi yakın zamanlı olarak takip etmenizde fayda var. 14-15 seviyesi haftalıkta. Günlükte baktığımızda günlükte MA50'ye kadar inmiş görüntüsü mevcut. MA50 seviyesi de 13.87'lerde. Yani burada bir desteği var. Şu an hisse 14.50'de. Eğer inerse günlükteki kritik seviyede arkadaşlar 13.87'dir. 13.81 olarak, 13.80 olarak düşünebilirsiniz. 13.86'da problemli gözüküyor açıkçası beyazda. Çünkü güzel çıkışlar yaptı. 4 liralardan 19 liralara kadar çıkış gayet güzel bir çıkıştır. Zaten şirketin geçmişine baktığımızda resmen hani Gökdelen'in kralını yapmış 2018'de. Hani bu tarz hisseler, örneğin 60-70'te yakalandığınızı düşünseniz, yani 3 yıldır bekliyorsunuz. Bakın ders niteliğinde bir grafik daha. Gökdelen formasyonu dediğim formasyon budur. Burada ne haberi geliyor olursa olsun, istiyorsa bütün, yani Koç Holding'i satın alsın bu şirket. Şu operasyondur arkadaşlar. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Şu yukarıya gidiş ve geliş bir operasyondur. Bazı arkadaşlar kızıyor, işte şöyle haberi var, şöyle bedelli oldu, işte Almanya'dan makine aldı, bilmem ne aldı. Ya istiyorsa işte dediğim gibi Koç'u, Sabancı'yı satın alsın. Şöyle bir çıkış borsada yok yani. Olmaması gerekiyor açıkçası. Bir Dow Jones'ta bunu çok nadir görüyoruz. Hani GameStop'ta falan yaptılar en son, ama onların da bizim SPK gibi çalışan kurumları var. SEC diye. O da artık önlemlerini, işte davalar vesaire, yani uğraşıyor. Bir şekilde oluyor. Normalde normal bir grafikte hissede bu tarz bir görüntü olmaz açıkçası. Onu söyleyeyim. Bu şekilde durumu beyazın. Günlükteki durumuna da baktık. Haftalıkta bir de Ichimokusar tekniğine bakalım. Ichimokusar'da ne var? Ichimokusar tekniğinde problem yok. 9 ve 26 varlık ortalamaların üzerindeyiz. Parabolik sarımız da 10 aylı. Mavi aşağı kırmadığı sürece bir problem olmaz. Kırarsa da Kijunsen desteği bulunuyor. Onu takip etmekte fayda var. King Kong bize şu barda aldırıyor arkadaşlar. Bakın. 6 TL barında aldırıyor. Aldırdıktan sonra 6'dan 19'a tırmanış gerçekleşiyor beyazda da. Burva hissesinde bu hisseye baktığımızda, bakın şu dipteki simetrik üçgen formasyonu çok güzel bir şekilde çalışmış. Teknik alım noktası olarak da şurasını söylemiştik. 20 TL seviyesi, 21 TL seviyesi teknik alım seviyesi. Buradan aldıktan sonra 20 TL'den 90 liraya kadar kazandırıyor ise görüyorsunuz. 90 liradan sonra sert satış. Bakın gökdelen, bu da bir gökdelen formasyonudur. Hızlı gider hızlı gelir diyoruz ya. Aynı şekilde sonra bakın yataydır geçirmeyip tekrar eski seviyesini zorlamış, ama hiçbir zaman ikinci dönüşlerde, hani çok nadirdir, eski tepesini geçirmezler. Çünkü burada tam gelsin ben maliyetime satacağım diyen kişilere sattırmazlar. Eski seviyesine çıkmadan geri gelir hisseler. Sonra burayı ikili tepeye çevirmiş. Neden? Boyun çizgisini kırmış 56 TL'den. Ondan sonra kırdıktan sonra şu an aşağı doğru sarkıyor. Haftalıkta baktığımızda, haftalıkta yani durumu kötü. EMA 50 bile aşağı kesilmiş. Şöyle azaltayım ortalamaları. Yani şurası tam boyun çizgisinin olduğu yer, teknik olarak satım noktasıymış zaten. Stop noktasıymış şu 56 TL seviyesi. Şu an hisse 36 TL'de. Yani tekniğinin düzelmesi için bu hissenin önce 42 TL'nin sonra 50 TL'nin üzerine çıkması gerekiyor. Bu iki seviyenin üzerine çıkmadığı sürece
Yani olumlu konuşacak bir şey göremiyorum arkadaşlar açıkçası. Şöyle 100 haftalığı açalım. Hadi en bundan sonraki destek seviyesi de 31-30'lu TL'de çalışması lazım. 31 TL'de. Hani bu seviyeye kadar düşerse zaten yukarıda mal alanlar hani büyük zararlar ettiğini düşünüyorum. Umarım şu 31 TL'den tepki verir de yukarıya doğru formasyonla devam ettirir. Ama durumu iyi gözükmüyor. Günlükte de bakalım. Aynı şekilde. O berbat yani. Şöyle bir operasyonu görüyorsunuz. 100-200 hepsi aşağı kırılmış. Yani EMA 100-200 neredeyse aşağı kesecek. Durumu kritik. Umarım toparlar. Haftalıkta bakalım. İçim okusar tekniğine bakalım. İçim okusar da zaten ağlıyor. Bulutun bile altındayız. Bakın bulutu bile kırmış aşağıya. Yani yukarıya çıkarken önünde bulut direnci, Tenkan Sen, Kijun Sen, ondan sonra günlükteki EMA 200. Hani birçok direnci var önünde. Umarım bunları geçer yukarıya doğru da daha da indirmezler şu hisseyi. Bu şekilde bu arkadaşlar. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da analiz ederim. Benim gibi analiz yapmak istiyorsanız yani bir hisseyi almadan önce nereden gelmiş, nereye gitmiş, hangi seviyelerden alınır gibi bilgileri eğitim videosu olarak hazırladık. Sıfırdan borsa grafik analiz eğitim setimizde yayınladık. İsteyenler DM üzerinden bana ulaşarak bilgi alabilirler. Hepinize bol kazançlar, hayırlı günler.